Evet, haritanın kuzeydoğu kanadında yer alacak müftü Yeşil Tarhana olarak ve tam karşısında, tam çaprazında diyelim, ya da güneybatıda yer alacak Mavi Protos olarak Sleep. Bakalım PVZ hangi taktiklere gebe. Aslında Müftü'nün de Sleep'in de sıra dışı taktikleri olduğunu biliyoruz bu eşleşmede. Bakalım hangisi daha iyi uygulayacak. Şu anda Müftü'nün mineral hattına atacağı supply depoyu bekliyorum ben. Ondan sonra bir haritayı gezmeye başlayacağız. Evet, Sleep paylonunu attı. Müftü, evet, bu defa gitti, rampayı tıkadı. Demek ki Nasıl Sleep sakladı? karşısında riske girmek istemedi. Normalde yoksa Son şu köşeleri bir yerlere atardı yani, o supply depoyu. tabii ki tam mineral hattının arkasına. Bu sefer demek ki kapatmayı düşünüyor. Belki Sleep'in 4G atmasından endişeleniyor. Veya Proxy Gate atmasından da endişeleniyor olabilir. Evet, tabii Sleep'in de az çok oyun tarzını bildiği için daha garantici olması, rampayı kapatması hak verilebilecek bir durum. Şimdi Sleep Chronoboost'ta da işçilerini devam ediyor da, ilk probuyla da Scout'a gitti. Yine tek base oyunu göreceğiz iki taraftan da. Barracks'ı ve Supply deposuyu da şu anda rampasını bloklamaya çalışıyor Müftü. Arkada gazını alıyor. Anormal bir durum yok iki oyuncu açısından da. Şu ana kadar bakıyorum. Evet, ilk gaz ve gateway yolda. Evet, Buradaki prop probe giremedi. içeriye giremedi. Akıllıca bir hamleyle supply depo inşasını başlatıp bıraktı, probe'u engellemek için. Şimdi de kovalıyor olabildiğince. Güzel bir şekilde ekarte etti bu probe'u. Evet, iyi bir şekilde savuşturdu. Biraz Supply canı çok az olduğu için ikinci SCV'yi çekti. Evet, Sleep. Meydan Sleep burada okumalar var. rakibine Templar vs. Ghost savaşına var mısın diye. Ama bakalım Müftü bu gaza gelir mi, gelmez mi? Şu anda son Müftü derece Ghost'a gider. konsantre, belki diye böyle ucu açıkta bir cevap verdi. Hadi hayırlısı, bakacağız. Şu anda Marine de çıktı meydana zaten. Artık herhangi bir scout şansı kalmadı. Sleep en azından Sleep probunun. bir gate expand yapabilir gibi duruyor. Stalker'ını şu anda çıkaracak. Warp Gate araştırmasını Chrono boostluyor. Yine probe bir girişimde bulunacak ama Müftü scout etmeye çalışmadı rakibine. Bu ilginç. evet, Müftü'nün Rakip. pek scout alışkanlığı yok ilginç bir şekilde. Özellikle birebir haritalarda rakibin yerini bildiği için direkt saldırı gücüyle gidiyor. Hem scout edip hem yenmiş oluyor bu sayede. Ama tabii özellikle karşıda sleep olunca scout etmek biraz daha doğru bir tercih olur. Sleep de aslında bunun farkında. Müftü'yü bir şekilde scout etmesi lazım ama şu ana kadar son derece başarılı bir şekilde engelledi. Bunker'ın da attı. Herhangi bir 4 gate baskısına karşı. Müftüden aynen LC gibi bir armor görüyoruz maalesef. Yani farklı bir şey görmek istiyorum. Herkes öyle söylüyor ama Müftünün ama trademark hareketlerinden bu Torraş. Bunu şeyde de çok C'nin yapıyordu, Ülkeler Kupası'nda. evet tekrar da geliyor. Bakalım, işte bu yüzden scout etmiyor herhalde. Gidiyor direkt toruyla ne var ne yok yıkmaya çalışıp bitirmeye çalışıyor oyunu. Bu sırada tabii Ama kendi... Sleep bu taktiğe karşı çok oynadı gün içinde. Hatta 3 kere oynadı sadece yiye karşı. Evet. Sleep artık Efsunlu bağışıklık kazandı o tor taktiğine. Ki Müftü'den de bekliyordur zaten. Böyle bir şey Müftü biliyor sonuçta. Bakalım, ilkelliğin geldi. Scout etmeyi başardı. İşçileri yalnız çizgi halinde yakaladı. Eğer iki elin olsaydı çok canlar yakacaktı orada. Şaka maka. Şimdi scout'ına devam ediyor. 4 gate'i gördü burada, pardon, 3 gate ve Robo'yu gördü. Probe kesemese de yine de scout etmeyi başardı. Şimdi bakalım Thor ilk Thor'la direkt hareketlenecek mi? Çünkü toplamda 7 marin var, bu büyük ihtimalle sayısı 10, 11, 12'ye ulaşır Thor geldiğinde. Yanına biraz da SCV'leri katık edip ilerleyecek mi bakalım.
Eğer marinlerle takviye ederse yolda mariner Thor'dan daha az olduğu için yetişebilirler ve Thor evet gidiyor. SCV'leri de daha sonra katacaklar muhtemelen çünkü SCV'ler Thor'dan çok daha hızlı. Ve ikinci Thor inşası da devam ediyor. Marinler seri üretimde, kısa bir Evet, supply SCV'ler de blokanı geliyor. yaşadı ama kurtaracaktır. Evet, hemen ondan da kurtuldu, zaman kaybetmedi hiçbir şekilde. Artık tabii insan bir noktadan sonra otomatik yapmaya başlıyor bazı şeyleri, ustalaşıyor iyice. Evet, SCV'ler bayağı bir SCV çekti. Bakıyorum toplamda 11 SCV var. 12. Evet, 12. Zelnaga'daki marinleri de aldı. Ve şu anda rampaya doğru ilerliyor Sleeping. Sleep Immortal yine biraz geç. Yani 4. gate atıyor. 3 gate var. Tutması çok zor. Field zaten şu anda uzak tuttu. Thor'un çevresine belki Thor atabilir. kombata girdi. Evet, Guardian Shield'ı açtı. Probe'ları çekti. Bakalım bu Thor'un durumu ne olacak. Şu anda tamirat devam ediyor. 4 kill'e ulaştı. Mariner DPS'leriyle işçi kesmeye devam ediyor. Thor hala ayakta ve Mariner çok can yakıyor şu anda o DPS'leri de. Immortal'a odaklıyorlar. Thor'un canı hala yeşil, hiçbir Yeterince su şekilde kesemedi. Hala kurtaramıyor ve 80 evet, var. Müftü biraz da aslında göstere göstere geldi. Çünkü Sleep büyük ihtimalle bekliyordu bunu. Ama Kırdı. çok Nasıl iyi başa. başa çıkamadı diyelim. Çünkü arkadan gördüğünüz üzere ikinci Thor da geldi ki bu oyunu bitirecek Thor şu anda zaten. Pylon'a odaklıyor. Sanıyorum bir Gateway'in enerjisini kesmeyi, yok, kesmeyecektir ama Ya, geçen. şimdi Gateway'in kendisine odaklı. İki Thor oldu artık. Şu noktadan sonra Sleep ne Oyun bitti yapabilir? diyebiliriz artık. Evet, işçilerle son bir defa daha saracak. Burada Şu an burada torları yok etse bile işçi olarak çok geride. ki onu da yapamıyor. SCV'ler hala, ben bakıyorum, 6-7 SCV var ve good game, well played geldi arkadaşlar. Aynı şekilde CE'ye de kaybetmişti Sleep. Sonra geri dönmeyi başarmıştı. Bakalım.